Selamünaleyküm arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlıklı, bol yavrulu hobiler diyelim. Bunu unutmadan geçmeyelim. Uzun aradan sonra giriş yapmayı unutmuşuz birazcık. Neyse, olduğu kadar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle küçük kare bir şey. Ney bu? CG Camp CG 4000 Air arkadaşlar. Artık geçen sefer bir keresinde canlı yayında bir arkadaşım gelmişti. Antalya'da bu kameranın bir alt kamera modeli vardı bende. Onu kaybetme anımı anlatmıştım. Kaybettikten sonra yenisini almaya karar verdim. Şunun sayesinde sualtı çekimlerini yapacağız sizlerle. Güzel videolar çekmeye çalışacağım. Bakalım bu videoda... Şu anda telefonla çekmeye devam ediyorum. İleriki şeylerde, videonun ilerleyen dakikalarında kamerayla çekimleri sizlere sunacağım. Nasıl, görüntü kalitesi nasıl, bakacağız. Ona göre büyük ihtimalle bundan sonra bu kamerayla şey yapacağız. Bu kamera 1080p'de 60fps, 2K'da 30fps, 4K'da 30fps'lik video çekiyor. Ancak 4K için şu anda hafıza kartın siparişini verdim. Daha hafıza kartım gelmedi. Eski hafıza kartı olduğu için 4K'lık çekimleri bu videoda yapamayacağız sizlerle. Çünkü 4K çekimler için çok hızlı yazma kapasitesi, yani 80-100 FPS'lik saniyede galiba, tam olarak bilmiyorum. Ya neyse, kameranın özelliklerini boş verelim. Eğer düşünen veya da şey yapan varsa aşağı yorumlar kısmında belirtirseniz eğer, kameranın incelemesini, ondan sonra kutu açılımı, inceleme ve benzeri ayrıntılı bilgilerini de kameranın ayrıntılı bilgilerini de verebilirim. Diyelim, fazla uzatmadan bugün nereye gideceğiz, ne yapacağız? Bir onu size açıklayayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Irmak'a gideceğiz. Irmak'ın küçük bir videosunu çekmiştim aslında ben geçerken oradan, birkaç dakikalık bir video. Ancak bu yoğunluğumdan dolayı işte o videoyu düzenleyip atamamıştım. O videoyu atmak yerine gideyim dedim. Hem birazcık balık tutayım dedim. Hem biraz daha ayrıntılı bir video çekeyim dedim. Irmak'ın üst taraflarına doğru yeşilliklerin içine girelim dedim. Neler var neler yok sizlerle bir görelim dedim. Arkadaşlar, nelerle karşılaşacağımızı tahminimce söyleyeyim sizlerle. Yılanla karşılaşma ihtimalimiz %30, %40 falan. Kurbağayla karşılaşacağız. Ondan sonra balıklarla karşılaşacağız. Canlı yemlerle karşılaşacağız. Ondan sonra bitkilerle, canlı bitkilerle karşılaşacağız. Suyun içerisinde, karasal bitki değil. Su bitkileriyle karşılaşacağız. Ondan sonra büyük balıklar yakalayabileceğiz mi? Bakalım. Balık da avlayacağız normal. Irmak veyahut da alabalık çıkma ihtimali yüksek. İkisinden birisi çıkıyor genellikle benim gideceğim yerde. Irmağa bağlanan yerde bir alabalık üretim tesisi var. Oradan kaçan balıklar oluyor. Gölden göletten de ırmağa bu balıklar kaçıyor. Ondan dolayı alabalık falan da geliyor. 3,5 dakikalık bir giriş yapmışız. O zaman geçelim. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi aslında evden çıktığım zaman da birçok çekim yapmıştım. Ama boş çekimler, yok öyle yok böyle falan. Bir de kameranın birkaç ayarını yanlış girdiğim için ses mes de yoktu. Kasmalar falan da vardı. Aksiyon kamerasının daha şey gelmemişti. Hafıza kartı, ondan dolayı o videolar çok iyi olmamış. Belli bir şey yakalanmamıştı yani, ondan dolayı buradan başlattım. Bir de ırmağa varırken birkaç video var. Burada da yolda geçerken işte bir tavukla karşılaştık, kümesle karşılaştık. Baktım şeyin hemen telin yanında. Dedim bakalım ne yapacak, ne edecek, onu da bir çekelim dedim size. Neyse, saçmaladım, bırakıyorum sizi. Devam o zaman. O kadar bağın bahçenin arasından geçip de bir ağaca dalmamak da olmaz değil mi? Tabii şimdi burada normal şartlarda kiraza dalan var diye birinin bağırması lazım. Komşunun çıkması lazım. Ama öyle bir şey olmadı. Tabii komşular var. Millet gelip geçiyor etraftan. Ondan dolayı
Evet, devam ediyoruz. Topla, kiraz topluyoruz şimdi. Nefesim yetmedi la daha. Müzik eklemeyeyim dedim, kendim müzik koyayım dedim de. Yeter bu kadar. Göz hakkıdır. Bir avuç aldık. Zaten toplayacağını toplamış millet. Ondan dolayı yaklaşık 2 dakika falan ağaçta durdum. Ancak bir avuç toplayabildim. Oba, burada bakın ne olacak şimdi. Evet, arkadan bir ses geliyor. Hemen koşturuyoruz. Koştur koştur koştur. Bahçeden birisi bağırdı burada. Ama tabii ki kameradaki sıkıntıdan dolayı benim sesim çıkmıyor. Çantaya alıyoruz. Arkadaşlar, buradaki taktik ne? Şimdi sizi gören birisi olmadığı için elimdeki kirazları saymazsak eğer tabii. Şimdi birisi karşıdan gelmiş olsa bile doğal bir halde gidiyorum. Ben şimdi burada koşturmuş olsam el çantamda, sırtımdaki koca çantayla diyecekler lan bu oğlanlar, bu oğlan sırtındaki çantayla niye koşturuyor? Ben de o yüzden sanki böyle bildiğim bahçedenmiş gibi alıma kirazı almış gibi şey yaptım. Gidiyorum doğal olarak. Doğal doğal gidiyorum yani. Kimse bir şey diyemez bana, karışamaz. Birisi bir şey derse de komşumuzun bahçesi vardı, oradan aldım derim, noktayı koyarım. Ama koşturmuş olsam birisi arkamdan falan koşar şimdi. Ya bağın bahçenin arasına girdik. Vallahi ne konuştuğumu ne söylediğimi de tam hatırlamıyorum. Baya bir şeyler şey yaptım, konuştum, bir şeyler dedim. Hatta arama kayıt telefon falan geldi bizim nargileciden. İleride onun bir videosu olması lazım. Kesit, ondan bir kesit de. Onun videosunda da ses yoktu gerçi. Bundan sonra hiç ses yoktu. Ondan dolayı güzel olan yerleri aldım. Ses olmayınca hiçbir şey anlaşılmıyor çünkü. Neyse, burada yolda konuşmuşum falan. O zaman geçelim, başka neler varmış, neler yokmuş, neler yaşamışız görelim. Evet. Arkadaşlar, yaklaşık tabii videolardan hani herhangi bir olay olmadığı için ben videoları bayağı bir kestim. Yaklaşık buraya gelene kadar 20-25 dakika kirazdan sonra, 20-25 dakika kirazdan önce de yine bir 15-20 dakika kadar yürüme mesafesi belki daha fazladır hani. Ya da ben oyalanarak geldiğim için öyle geliyor. Neyse işte tezek, ahbun falan diyoruz biz burada. Gübre yani, bildiğimiz ismiyle, farklı yerlerde farklı isimleri oluyor. Onu da çekmişim. Niye çekmişim bilmiyorum. Böyle konuşuyorum bir şeyler. Ne konuştuğumu da hatırlamıyorum. Bayağı yaklaşık bir hafta veyahut da 1,5 hafta önce çektiğim için bu videoyu. Şimdi ırmağa göstereceğim arkadaşlar. Bu şekilde belediyemiz sağ olsun taş yığmalarıyla yaptılar. Bu yığma ne işe yarayacaksa. Yeşillikten kastım buydu arkadaşlar. Üst tarafları daha düzgün. Gerçekten bayağı yeşillik. Yani sazlık, bilmem bataklık falan derken içeri girebilecek bir alan bulamadım. Ondan dolayı aşağı şehre yakın tarafta daha öncesinden de gittiğimi söylediğim yere gittim. Balık olduğunu bildiğim için orada. Bir de oranın üst tarafında yeşilliğin içinde birkaç çekim yaptım. Buradan sonra bir şey yok arkadaşlar. Boş yol boyunca döndüm. Yukarı çıktım, aşağı indim. Boş boş da konuşmuşum. Ne konuştuğumu da anlamıyorum. Hatırlamıyorum ama. Neyse, görüşürüz. Köprünün altında buluşalım o zaman. Yani köprü altı dediysek de yanlış anlamayın. Hani balıkların olduğu yer köprünün altında olduğu için köprü altı dedim. Yanlış bir kelime kullanmış olabilirim. Fazla kurcalamayalım oraya. Biz devam edelim videomuza. Şimdi ırmağa vardık arkadaşlar. Köprünün oradayız. Çok da altında değiliz yani şimdi. Bakın balıklar, sürü balıklar, sürü halinde gidiyorlar. Görüyorsunuz. Şu tarafta da daha küçükleri var. Onları da bambak kaçıyorlar, kaçıyorlar, kaçıyorlar. Şerefsizlere bak. Burada daha küçük yavrular ve gammaruslar var birkaç tane. Şimdi çekebilmiş miyiz bakalım. Evet. Çekmişiz de oradaki parlak, yani güneşin parlaklığından elimi tutuyorum arkadaşlar. Ekranda hiçbir şey göremiyorum. Taşın altında mı altında gidişlerini hep çekmişim halbuki. Farkında bile değildim. Ben gözükmüyorlar sanıyordum.
Şimdi bu gördükleriniz gammaruslar arkadaşlar. Canlı yam olarak geçiyor. İnternetten araştırırsanız bulursunuz. Şey değiller yani, sıkıntı yaratmayacak canlılar. Öyle bakteri mikrop taşıyacak canlılar falan değiller. Böyle bir nevi karides tarzı bir şey zaten. Şekillerinden de bakarsanız. Hatta şimdi buraya resmini bırakıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir şeyler. Şimdi şöyle bir şey yapmıştım gelince ben. Bir tane gammarus yakaladım da çok da net değil aslında. Resimden daha net bir şekilde gördünüz zaten siz. Neyse burayı geçtim. Şimdi arkadaşlar su altı çekimlerini yapabilmek için tabii ki de bir sistem yapmam gerekiyordu. Şu şekilde dış kabının altına ağırlık bağladım. Olta ağırlığı bağladım. Hava sıcaktı, balık yakalamakla oltayla falan uğraşmayacağım. Ondan dolayı şöyle göstereceğim. Bakalım burada balıkları falan çekebilmiş miyiz? Evet, geçen gölgeleri görüyorsunuz. Birkaç tane geçti böyle. Biraz sonra zaten birkaç küçük karede yakaladım zaten. Yine bu tarafta bu küçük sulak alanda daha fazla gammarus var. Neyse, fazla uzatmadan asıl olaya geçelim. Şimdi arkadaşlar kameranın ucuna ipi bağladım. Gördüğünüz gibi kamera siz oluyorsunuz. Şimdi sizi sallayıp ırmağa dallayacağım. Yani atacağım direkt. Irmakta bizi neler bekliyor göreceğiz beraber. Nasıl çekimler yakalamışız. Tabii ki de ben bunu birçok defa attım kamerayı. Burada konuşmuşum bir şeyler yine ama bilmiyorum. Şimdi sallıyorum sizi. Dırın dırın kafamız döndü. Her tarafı dönüyoruz ve ırmağa daldık. Gördüğünüz gibi bu karede fazla bir şey yakalayamadık. Irmağın akıntısıyla taşların arasında gidiyoruz. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Bir şey yakalayamadık, geri çektik. Sizi boşu boşuna diğer attığım şeylerle sıkmıyorum. Irmağı görün. Aslında bakayım. Aynen ya. Balıkları yakaladığım çekimlerle devam edelim. Boşu boşuna ırmakta sürüklenmeyelim böyle. Ve şimdi ırmağa atlıyoruz. Bu atlayışımızda güzel bir yere parmak basıp güzel bir yere atlamışız. Ve önümüze hemen balıklar geliyor. Gördüğünüz gibi ırmak balıkları bu şekilde. Güzel balıklar varmış burada bayağı. Çok net bir çekim değil. Arkadaşlar çekimlerin hepsi bu şekilde devam etmeyecek. Ben ilk yer olduğu için buradaki çekimleri de ekledim. Ama ileride güzel çekimlerimiz var. Videoyu geçmeden izleyin. Sarmadan izleyin. Güzel videolar oluyor. Burada gene konuşmuşum. Neyse kapatıyoruz ve köprünün üstüne geçiyoruz şimdi. Bakalım burada neler karşımıza çıkacak arkadaşlar. Sizi ters bir şekilde indiriyorum. Mecbur ipi aşağıdan bağladığımız için kameranın altından. Şimdi sallanıyoruz. Ve hala sallanıyoruz lan. Hadi girek artık şu suyun içine. Ve hop. Gene sallandık lan. Ve girdik. Yeşilliklerin içine girdik. Ama ben tabi kameranın nasıl güzel bir yere geldiğini görmediğim için tekrardan çekmişim. Böyle biraz daha sade. Balıklar yine gördüğünüz gibi gayet doğal bir şekilde akıyor. Keşke şurada bıraksaymışım da işte kameranın nasıl bir çekim yaptığını göremediğim için balıklar var mı yok mu yukarıdan gözükmüyor. Ondan dolayı tekrar cumburlop girdik içeriye. Kumum güzel. Balıklar geziniyor sürü halinde, bir sürü canlı bitkiler falan filan. Arkadaşlar fazla uzatmayacağım. Bundan sonra arkaya bir müzik koyup boşu boşuna sizin kafanızı şişirmeyeyim. Arkaya bir müzik koyacağım ve güzel balık çekimlerini koyacağım. Buradan sonra az ileride bir hafiften akıntılı olan bir yer falan da vardı. Orada da çekimler yaptık. Kenarda yavru balıkların da çekimlerini falan yaptık. Bundan sonrasını sizlere bırakıyorum arkadaşlar. Müzik eşliğinde izleyebilirsiniz güzel olan çekimleri. Kırpıp koyacağım.